Dolar bugün 7.40'ı kırdı ve 7.80 yolculuğuna çıktı arkadaşlar. Altın piyasasında ne oluyor diye panikleyenler var. Bir şey olduğu yok arkadaşlar. Aynı dolarda olduğu gibi altının onsu da uluslararası piyasalarda bir bekleme ve hacim yaratma süreci yaşıyor. 1930'un üzerinde 1800'lü seviyelere gelse bile şaşırmayın. Hiç de takılmayın çünkü altın bir düşüş trendine girmiş falan değil. Zaten biraz sonra sizlerle paylaşacağım gelişmeleri aktardığım zaman göreceksiniz ki altının düşme ihtimali falan yok. Hatta rekor üzerine rekor kırmaya devam edecek. Gram altında da bu seviyeleri bir daha görmeyeceğiz. Gram altının bu noktası sadece alım fırsatıdır arkadaşlar. Başka hiçbir anlama gelmiyor. Sakın ha sakın paniklemeyin. Sakın ha sakın pozisyonunuzu bozmayın. Sakın ha sakın altın düşüyor diyenlere kanmayın. Yoksa yine her zaman olduğu gibi terse düşersiniz. Bu konuyla ilgili de sizleri uyarayım. Bugün altını konuşacağız, doları konuşacağız, hatta gümüş konuşacağız. Sterlin 10 liranın hemen kıyısında neler oluyor sterlinde onu biraz sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Yani rakamlar ağırlıklı bir piyasa analizi yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda tabii önemli veriler açıklandı. Mesela enflasyon verisi açıklandı. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri açıklandı ki ciddi bir düşüş var brüt rezervlerde. Yine yurt dışından PMI verileri açıklandı. Avrupa'nın toparlanmadığını çok net bir şekilde bize gösteriyor. Pandemi de hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Hatta Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı. Birinci dalganın ikinci tepe noktasına ulaştık dedi. Yani hastalık hızla yayılmaya devam ediyor. Bunun da yine piyasalar üzerindeki etkilerini konuşacağız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 108.000 seviyesinde bir borsa endeksi görüyorum. Düşüş eğilimini devam ettirecek. Hem dünyadan hem Türkiye'den gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Özellikle enflasyon verisine baktığımız zaman, yabancı çıkışına baktığımız zaman, brüt döviz rezervlerindeki düşüşe baktığımız zaman borsalar üzerindeki satış baskısı artacak arkadaşlar. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Ben zaten hedeflerimi sizlere söyledim. Önce 105.000, sonra 100.000 aşağıya doğru zorlanır. 100.000 kırıldıktan sonra panik hareketleri başlar. Borsa 60.000'li seviyelere kadar giderse de hiç şaşırmayın diyorum sizlere. Gelelim dolar cephesine. Dolarda 7.44'ün üzerine çıkmış durumdayız. 7.40 artık çok net bir şekilde kırıldı. Kapanışta da bu geri çekilemezse, 7.42'nin üzerinde kalmayı başarırsa dolar kuru, bir sonraki direnç noktası, o da zayıf bir direnç noktası olacaktır, muhtemelen 7.60 seviyesidir. 7.60 daha kolay bir şekilde kırılacak, geçilecek ve 7.80'e giden, hatta 7.85'e giden bir dolar kuru göreceğiz. O seviyelerde bir miktar takılacaktır. 7.60-7.80 aralığında gidip gelecektir. Sonrasında da 8.20-8.30 aralığına yerleşen bir kur göreceğiz. Peki dolar neden yükseliyor ve neden yükselmeye devam edecek? Biraz da ondan bahsedelim. Çünkü arkadaşlar Türkiye'de enflasyon yüksek. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bunu da bize en net çekirdek enflasyon gösteriyor. Normal koşullarda çok düşük olması gerekirken bizde %11'in üzerinde. Normal enflasyonda %11.77 seviyesine gelmiş durumda. Temmuz ayında, Ağustos ayında mevsimsel etkilerin en iyi olduğu aylarda bile enflasyon bu seviyelerdeyse arkadaşlar, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta enflasyon çok hızlı bir şekilde yükseliş eğilimine devam edecektir. Bu da kur üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Neden? Gayet basit arkadaşlar. Reel faiziniz normalde enflasyonun üzerinde olması gerekiyor. Politika faizimiz kaç? 8.25. Bugünkü Ağustos ayı itibariyle enflasyon kaç? %11.77. Nereden bakarsanız bakın 3 puanlık bir negatif reel faiz ortamındayız. Önümüzdeki aylardaki yükseliş eğilimiyle negatif reel faiz aralığı daha da artacak. Şimdi Merkez Bankası politik nedenlerle faiz arttırımına gidemiyor. Bunu gören yabancılar Türkiye'den hızlı adımlarla kaçmaya devam ediyor. Yerliler de parasını faize götürmek yerine dolar ve altın talep etmeye devam ediyor. Şirketlerin de ödemeleri var, borç ödemeleri var. Piyasadan döviz toplamaları gerekiyor. Acilen açıklarını kapatmaları gerekiyor. Bir de kur riski olduğu için bu riski üstlenmek istemiyorlar. Ne bankalar, ne şirketler, ne kurumlar, ne şahıslar. Dolayısıyla herkes dövize dönmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi enflasyon büyük bir baskı unsuru haline geldi Türkiye'de artık. Bu kurun her an kırılabileceğini gösteriyor bize. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 3 milyar 840 milyon dolarlık bir azalışla karşımıza çıkıyor ve 41 milyar 594 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Ha bu arada bu para da arkadaşlar sanmayın ki Merkez Bankası
Bankası'nın kasasında. Bu rakamın çok daha üzerinde olan bir kısım zaten swap anlaşmaları. O nedenle de Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri aslında negatifte, neredeyse 30 milyar dolarlık bir ekside. Merkez Bankası'nın bu pozisyonu içerisinde döviz üzerindeki kırılganlık daha da artıyor. Merkez Bankası'nın müdahale etme şansı da ortadan kalkıyor. Artık dövizle piyasaya müdahale etme şansı kalmadı arkadaşlar. Kamu bankaları da büyük zarar yazdılar ve ellerindeki dövizi neredeyse tükettiler. Yurt dışından da kaynak yaratamıyorlar swapla ya da dış borçla. Artık deniz bitti, kara göründü. Doğal olarak kur üzerindeki baskı her geçen biraz daha artmaya devam ediyor. Bugün gördüğümüz seviye iyi günlerimiz arkadaşlar. Umarım kademeli bir yükseliş olur. Önce 7.80 sonra 8.20, 8.20'den sonra 9, 9.20 vesaire diye kademeli bir şekilde kur yükselir. Bu meseleler iyiden iyi ortaya çıkıp da kurda bir kırılganlık olursa ve bir sabah ansızın 14-15 lirayı görürsek işte o zaman bu işin adı konulmuş olacak. Hem finansal kriz hem de ekonomik kriz demek bu Türkiye için. Kur 14-15 liraya geldiği zaman enflasyonu gizlemeye çalışırsa, yani %30-%40'lık bir enflasyon varken %11 enflasyon var deyip insanlara da bu oranda zam yapmaya kalkarsa, bu büyük bir fakirleşme, aynı zamanda ciddi bir sosyal patlama anlamına gelir arkadaşlar. İnsanlar bir ekmek alırken yarım ekmek bile alamayacak pozisyona geldikleri zaman söylenmeye başlarlar ve söylenmekte de çok haklı olurlar. Vatandaşın gelir düzeyinin yukarıya çekilmesi lazım. Başka bir alternatifi yok. Dünyada önemli gelişmeler var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Cleveland Fed Başkanı, ABD ekonomisinde kırılganlık sürüyor, daha fazla devlet desteğine ihtiyaç var diyor. Dolar endeksi yükseliyor, petrol sert düşüyor. Fransa 100 milyar euroluk bir teşvik paketi açıklıyor. Yine pandemi dolayısıyla ya da ekonominin yeterince canlanmaması dolayısıyla, ki ekonominin yeterince canlanmadığında nereden görüyoruz arkadaşlar? İngiltere PMI'yi açıklanıyor. 58.8'de kalıyor. Daha önceki 60.1. Satın almalarda bir düşüş var. Euro bölgesi PMI'ine bakıyorsunuz. 51.6'dan 51.9'a yükselmiş ama çok yatay bir seyir anlamına geliyor bu. Almanya PMI'ine bakıyorsunuz. 53.7'den 54.4'e yükselmiş. Yine çok hafif bir yükseliş. İtalya'ya, İspanya'ya bakıyorsunuz. İtalya 49.5 seviyesine kadar gelmiş durumda. İspanya 48.9 seviyesine kadar gelmiş durumda. Yani Avrupa toparlanamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar geri dönelim. Bütün bu ülkelerin Fransa'sından Almanya'sına, Almanya'sından İngiltere'sine ve tüm Euro bölgesine ve aynı zamanda Amerika'sına kadar acilen teşvik paketlerini tekrar ortaya koymaları gerekiyor. Teşvik paketlerinin açıklanması ise paranın büyük bir bölümünün yine tasarrufa yönelmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Ve bu para genel itibariyle iki alana gitti geçtiğimiz dönemde, ama bu dönemde o alanlardan birisine gitmeyecek. Büyük ihtimalle o da hisse senedi piyasası. Bu teşvik paketlerinden çıkan paranın önemli bir kısmı büyük ihtimalle altına yönelecek. Onun için diyorum size, altındaki bu seviyeleri çok da fazla önemsemeyin. Dikkate bile almayın. Yani 1930, 31, 32, 35, 40 falan buralar hiç önemli değil. Mümkün olduğunca en ucuz fiyatlarla altın toplamaya çalışıyorlar. Uluslararası piyasalardan bahsediyorum. 2000 dolardan, 2200 dolardan altın toplayacağına, mümkün olduğunca en dip seviye olan 1930'lu seviyelerden kontrat toplamaya çalışıyor. Altın toplamaya çalışıyor. Bu nedenle de bu seviyelerde tutuyorlar ellerinden geldiğince. Onlar da bir anda yükseltmeyi bilir ama bu onların maliyetlerini ve risklerini artırır. Teşvik paketleri açıklanana kadar mümkün olduğunca mal toplayacaklar. Teşvik paketleri açıklanacak. Pandeminin ikinci dalgası Eylül-Ekim ayında büyük ihtimalle bütün dünyayı vurmaya devam edecek. Bir de jeopolitik riskler hem dolar üzerinde hem de altın üzerinde baskı yaratmaya devam edecek. Dünyanın bir yığın yerinden pandeminin çok daha hızlı bir şekilde yayılacağı, ikinci dalga etkisinin her an görülebileceği, aşı üretiminin yeterli olamayacağı konusuyla ilgili de açıklamalar yapılıyor. Dünya büyük bir ekonomik krize doğru, aynı zamanda büyük bir karmaşaya doğru, belki büyük bir savaşa doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Bu koşullar içerisinde altın fiyatlarının düşmesi mümkün değil. Evet, dalgalanmalar olacak. Evet, geri çekilmeler olacak. Evet, dengelenmeler olacak. Ama emin olun, aynı 1780-1860 aralığındaki süreci yaşıyoruz arkadaşlar. Altının onsu 1930-1960 aralığında sıkışmış durumda. Bu sıkışıklık büyük bir patlamayı işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde 2000'i
kırıp 2060-2100 aralığında kendisine bir destek noktası oluşturacak ve sonrasında 2300'e gidecek. Euro 8.82 seviyesinde ama Euro dolar paritesi 1.18'i aşağıya doğru zorluyor. 1.18 aşağıya kırılırsa önce 1.17. 1.17 kritik arkadaşlar. 1.17 aşağıya kırılırsa 1.15 ve 1.15'e gelindiğinde kırılma yaşanırsa panik başlar. Önce 1.12 sonra 1.08'e gider. Uyarıyorum sizi, parite konusunda çok riskli bir bölgedeyiz. Petrol de bugün %2.25 düştü. 43 dolar seviyesine kadar gevşemiş durumda. Görünen o ki dünyanın beklentileri her geçen gün biraz daha olumsuza dönüyor. Biraz önce söylediğim Avrupa'daki PMI verileri de bunu destekliyor. Amerika'da işsizlik başvuruları da bunu destekliyor. Tekrar 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla üretim daralıyor. Ülkelerin ekonomileri küçülmeye devam ediyor. Bu da petrole olan talebin azaldığını gösteriyor ki petrol fiyatlarının düşmesinin temelinde de bu var. Gümüşü merak ettiğinizi biliyorum. Gümüş fiyatlarına da şöyle bir bakalım. 27 dolar seviyesine kadar düştü. %1.29'luk kayıp var. Altında söylediğimin aynısını gümüşte söyleyeceğim arkadaşlar. Hiç paniklemeyin. Son derece sakin olun. Altına paralel yükselişini devam ettirecek. Kimse pahalıdan almak istemiyor. Büyük yatırımcılardan bahsediyorum. Mümkün olduğunca en düşük seviyelerden kontratlarını yapmaya çalışıyorlar. Altının yükselişiyle birlikte gümüş daha agresif bir şekilde fırlayacak. 30 doların üzerine gidecek. 35 doları zorlamaya başlayacak. Pozisyonunuzu bozmayın ve panik yapmayın gümüşle ilgili olarak. Öbür taraftan sterlini merak edenler var. 9.90'a gelmiş durumda arkadaşlar. 10 lirayı zorluyor. Yükseliş devam edecek mi? Edecek. 10 lirayı kırdığı an 11-12 liraları görecek. Ama dolarda devalüasyonist bir hareket olursa, yani 13-14 liralara giden bir dolar kuru görürsek, o zaman sterlinin de Türkiye'de 20 liranın üzerine çıktığını görürüz arkadaşlar. Bir de Bitcoin'e bakalım. 10.820'ye kadar düştü. %5.62'lik bir kayıp var. Altın hafif düşerken, gümüş %2'ye yakın düşerken Bitcoin nasıl oluyor da %5, %6'lık düşüşlerle karşımıza çıkıyor? Kripto para piyasası böyle bir şey arkadaşlar. Daha regüle olmuş bir piyasa değil. Dalgalanmalar daha yüksek oluyor. Altına bakıyorsunuz %3 yükseliyor, Bitcoin'e bakıyorsunuz %8 yükseliyor. Altına bakıyorsunuz %1 düşüyor, Bitcoin'e bakıyorsunuz %6 düşüyor. Bu kripto para piyasasının ya da Bitcoin'in güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Sadece dalgalanmalar çok yüksek oluyor arkadaşlar. Çok sakin olmak gerekiyor. Ne düşüşte panikleyin ne yükselişte çok fazla sevinin. Bu tür sert düşüşlerde eyvah paramı kaybettim diye paniklemeyin. Sakinliğinizi koruyamazsanız tüm paranızı kaybedersiniz arkadaşlar. Onun için mümkün olduğunca sakin kalın. Kaldıraçlı işlem kesinlikle yapmayın. Kripto para piyasasında da çünkü kaldıraçlı işlem var. Bekleyin. Beklediğiniz zaman kripto paranın da altınla birlikte riskleri gördükçe yukarıya doğru fırladığını göreceksiniz arkadaşlar. Son zamanlarda bir tabir var. Geleneksel yatırımcılar altına, yenilikçi yatırımcılar kripto paralara, özellikle Bitcoin'e yükleniyor diye. Çok doğru bir tespit arkadaşlar. Daha çok internete hakim olanlar, biraz da risk almayı sevenler Bitcoin ve kripto paralara yöneliyorlar ve kaybetmiyorsunuz aslında. Bakın 5000 dolar olduğu zamanda da sizlere demiştim ki kripto para dipte, ya daha da düşecek demişlerdi. 12-13 bin dolarlara, 14 bin dolarlara geldi. Bu tür düşüşler, geri çekilmeler, dalgalanmalar olacak. Özellikle kripto paralar için bu dalgalanmalar çok normal. Pozisyonunuzu bozmadığınız sürece, tasarrufunuzu devam ettirdiğiniz sürece yine aynı noktalara geldiğinizi ve hatta çok ciddi manada artıya geçtiğinizi göreceksiniz. Onun için sakin olun arkadaşlar. Size söyleyebileceğim tek şey bu. Son bir söz. Dolar 7.40'ı kırmıştır. 7.40'ın üzerinde kapanışını da gerçekleştirirse bugün, hele ki 7.45'in üzerinde kapanışını gerçekleştirirse, ilk hedefi 7.80 olacak. İkinci hedefi 8.20 olacak. Hem Merkez Bankası, hem borç meselesi, hem swap meselesi, hem cari açık meselesinin daha da gün yüzüne çıkmasıyla birlikte dolarda kırılma yaşayacağız. İşte o gün 14-15 liralara giden bir dolar kuru göreceğiz ve Merkez Bankası istese de istemese de, politikacılar istese de istemese de faizleri agresif bir şekilde yükseltmek zorunda kalacaklar. Aynı 2018 yılının Ağustos ayında olduğu gibi, işte o zaman bizi büyük bir ekonomik kriz bekliyor olacak arkadaşlar. Onun için mümkün olduğunca paranızı korumaya devam edin. Bu dönemde parasını koruyan en şanslı kişidir. Bunu asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte
birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Videoyu beğendiyseniz lütfen dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.